Bir dinleyicimizin şöyle bir sorusu var. Miraç hadisesinde diyor, hani veya başka olaylarda hep gökyüzü ne çıktı, yukarı çıktı, yükseldi gibi ifadeler kullanılıyor. Allah-u Teala mekandan münezzehtir diyor. Yani bu durumda hani bir şey değil mi? Tezat oluşturmuyor mu? Oluşturmuyor ama güzel yakalamış. Tebrik ederiz dinleyicimizi. Tebrik ederiz. Bu bizim görmüş olduğumuz, hatta Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh şeyde Saadet Ebedi kitabında anlatırlarken bir ifade kullanmışlar. Çünkü kendileri kimyada mütehassıs oldukları gibi astronomide de mesela namaz vakitlerinde görüyoruz astronomide mütehassıs olduklarında. Müthiş hesaplar var değil mi? Evet, müthiş hesaplar var. Şimdi buyuruyor ki bu gökyüzü gördüğümüz 7 kat buyuruluyor. Bu birinci kat semayı yıldızlarla süsledik buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de. İnsanlar için yapıyor bunu. Ve o süsledik şeyinde bugün araştırdıkça dehşete düşüyor insanoğlu. Bu birinci kat sema daha. Yıldızların olduğu yer. Evet, yıldızların olduğu yer. Samanyolu galaksi bilmem kaç milyar bilmem ne var. Gezegeni yıldızı bilmem ne var. Ve şimdi yıldız diyorlar. 100 milyar yıldızdan bahsediyorlar. Bizim güneşimizin böyle küçücük kaldığı yanında. Top gibi kaldı. yıldızlar var. Evet. Bu birinci kat semada. Yani insanın hafızası aklı almıyor. Hatta bunları gördükçe diyor ki boyuna diyor şey genişliyor, uzay genişliyor. Genişlemiyor. Evren genişliyor. Evren genişliyor. Genişlediği falan yok. Cenab-ı Hak yaratırken sen yeni görüyorsun onları. Şimdi bu şeyin ikinci katın yanında bu çöle atılan yüzük gibi kalır buyuruyor. Büyüklüğü yanında. Birinci kat. Birinci kat. Hafızan almıyor. Ama bakın dikkat edin. Birinci kat, ikinci kat, üçüncü kat bunlar ne? Mahluk. Bunlar mahluk. Şimdi bu alemden çıkarttırıyor Cenab-ı Hak Peygamber Efendimiz'i. Bu yaratılan mahluktan çıkarttırıyor. Zaman ve mekanın olmadığı diyor. Bu 7 kat içerisinde zaman ve mekan var. Bunun dışına çıkartıyor Cenab-ı Hak onu. Miraç'ta. Evet, bir de dünyayı düşünürseniz, dünya yuvarlak. Evet. Yani dünyadan çıktığınız anda neresinden çıkarsanız çıkın zaten yükselmiş oluyorsunuz. Yukarı çıkmış oluyorsunuz. Tabii yukarı çıkmış oluyorsunuz. Yerin dibine gitmiyorsunuz. Yani. Öyle ya. Şimdi aya gitsen dünyayı nerede göreceksin? Aşağıda. Aşağıya bak. Yani. Yok öyle bir şey. Yukarıda göreceksin gene. Eğilip aşağıya bak. Düşersin o zaman. Balkondan bakacaksın aşağıya. Ayın balkonundan bakacaksın. Hangisine gidersen git. Bunların hepsini yukarıda göreceksin. Evet. Yani o şey itibariyle değişmiyor. Dolayısıyla bunların hepsi mahluk. Yani zamanlı, sınırlı. Bunun dışına çıkartıyor. Ve bunlar da anlatılırken hani kat katsa yükseğe doğru çıkılıyor. Miraç merdiven demek yükseğe doğru. Yükselttik, çıkarttık. Yani buradan çıkarttı. Mesela cehennemde her şeyin altındadı buyuruyor. İşte orada Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh buyuruyor ki yani bu altından murat. Çünkü bu misali vermişler. Hangi yıldıza, hangi gezegene gitsen baktığın zaman hepsini yukarıda göreceksin gene. Yani dünyanın böyle balkon olup eğilip aşağıya bakmıyorsun. Ayın da yok. Güneşte kalabilecek olsan onun da yok. Şöyle balkona çıkayım da diğer aynı çok şey kainatı göreyim. Yok öyle bir şey. Hepsini gene yukarıda göreceksin. Dolayısıyla bu sistemin içerisinde cennet yalnız 7 kat göklerin üzerinde buyuruyor. 7 kat göklerin üzerinde. Yeri belli. Yeri belli. Cehennem bu 7 kat şeyin altında. Her şeyin altında. Her şeyin altında. Bu altındadan tabir işte Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh. Yani bunun altı yok buyuruyorlar. Ama ifade itibariyle o kullanılmış. Ama bu sistemin içerisinde, cehennemde, bu sistemin içerisinde, hani bazıları kendi kafasına göre yorum yapıyor. İşte dünyadaki o mama cehennem, ne alakası var ya? Küçük bir yer şey. Dünya dediğinde ki Samanyolu galaksisi içerisinde şey bile, hesaba bile katılmıyor, nokta bile değil. Ki Samanyolu galaksisi gibi kaç tane galaksi var? Senin dünyanın hesabı yok. Ama Cenab-ı Hak da tutmuş, insanı burada yaratmış. O da ayrı mesele. Melekler bile hayret etmiş ya, ya Rabbi bunları nereye indireceksin diye. Ruhlarını yarattığı zaman yeryüzünü görünce melekler hayret etmişler. Buraya mı demişler? Sığmaz ki bunlar buraya. Ta Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar gelecek olanların hepsini gösterince Cenab-ı Hak bunlara burası almaz bunları diyor. Diye arz ediyorlar. İtiraz kabilinden değil. Allah Teala da buyuruyor ki ben onu toptan hepsini indirmeyeceğim oraya. Nöbet nöbet. Melekler tekrar düşünüyorlar. Netice itibariyle mahluktur onlar. 100 bin gelse 200 bin, 300 bin demek ki dolacak burası. Yine dolacak. Yine dolacak. Yine almaz ya Rabbi diyorlar. Nöbet nöbet de göndersen. Bunun üzerine Allah-u Teala buyuruyor ki ben ölümü de yarattım. Yani öncekiler orada kazıkçak kalmayacak. Ölecek.
verecek, ölümü yarattım. Yenileri gelecek. Yenileri gelecek. O zaman hayretleri daha da artıyor. Ya Rabbi diyorlar, arkadan gelenler öndekilerin ölümünü görecek mi? Allah Teala buyuruyor ki elbette. Hayretleri daha da artıyor. Arkadan gelenler öndekinin ölümü gördüğü halde bunlar nasıl yaşayacak bu dünyada? Öyle gelen bakıyor ki ölmüş, ben niye yiyeyim içeyim ya, zaten öleceğim ben diyecek. Niye ben şey yapayım falan. Allah Teala buyuruyor ki ben onları da gaflette yarattım. En yakınımız vefat edince ah vah tuh, yeme içme hepsi kesiliyor. 3 gün 5 gün bir hafta. Bir saat sonra eski haline dönerler. Ondan bir bakıyorsun kaybolmuş. Bir sene sonra aa rahmet oldu mu ya o kadar? Oldu ya.